Bir dakika, bir dakika. Yeni My Career bölümüne geçmeden önce şunu gördünüz mü? Kanalın tüm bildirimlerini açanlar %26, abone olmayan kullanıcılar %46. Vallahi ayıp ediyorsunuz ha, alo. Şöyle abone olmayanlar bir abone olsun, bir de zile bir şeye basın, bildirim alın yani. Ben öyle çok rahatsız etmem sizi. Video atınca haberiniz olsun diye söylüyorum. İzlenmeler, trendler, her şey çok güzel. Yayınlar da harika gidiyor. Ama yani lütfen. Welcome back to Top Takes Daily. Today we're joined by two very special guests, Ronnie 2K from NBA 2K and MP, the YouTube star turned overnight NBA sensation. Welcome to the show, fellas. Thank you. Thanks, thank you. Ronnie, you know I want to start with you. I bet you do. Now, you know, I've been calling you out before on how bad 2K ratings are. Bro, how can you even sleep at night? You said Russell Westbrook was better than Kevin Durant. Correction. I said Russell Westbrook was the greatest Thunder player of all time. And I stand by that. He means everything to that franchise. I have the facts and numbers to back it up, Ronnie. Guess we're going to have to agree to disagree, Perk. You're free to have a wrong opinion, Ronnie. But that's nothing new from you. Just look at the rating y'all gave MP this year. You think it was too low? Too low? Ronnie, are you okay? You gave him a 90 as a rook. You got vets who have proven themselves in the playoffs rank much lower than that. I don't know what you guys are doing over there, but y'all need to watch the games. We actually have a whole team of people that watch the games who come up with the ratings, and they are the best in the world at what they do. It's a science. Do you or do you not believe MP deserves to be a 90 in NBA 2K? Unlike you, Perk, I stand by my team. Plus, if you say you watch the games like you say you do, you know MP's the truth. Oh, I watch the games. And the truth ain't what I call MP. MP, do you deserve a 90 this early in your career? Yani buna hayır diyen olabilir mi? Sayın Kendrick Perkins, hocam. Look, of course I do, man. And if I'm being honest, I don't care what you think about my ratings. That's your opinion. And quite frankly, they don't bother me. Whose opinion do you care about, Mr. YouTube sensation? You're playing for the comment section. Look, I got a circle of people that I trust, and that's a small one, too. And if you're not in that circle, then you out of my concern. And no offense, that's just how I always been. I got thick skin, kid. You don't got to worry about offending me. The world keeps spinning. Facts. Okay. I love to keep chopping it up with you guys, but my producer's telling me that's all the time we got for this segment. Ronnie 2K, MP, thanks for joining us, brothers. Thank you. Thank you. We'll be right back after this quick commercial break. Kendi evimizde Miami Heat konuğumuz olacak. Doğu konferansında playoff yarışına girmek istiyorsak bu maçları kesinlikle kazanmamız lazım. Gerçek hayatta oynadıkları 8 maçın 6'sını kazanan Miami Heat kendi evimizde konuğumuz olacak ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere de hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap soya, bir kap yemek koymayı unutmayın. Victor Oladipo ve Kyle Lowry ve yanında da PJ Tucker ve Bam Adebayo, bu dörtlü. Bakalım bugün bize karşı neler yapacak. Abi PJ Tucker'dan da alıp yemeyelim ama ya. Kyle Lowry'e karşı fiziksel üstünlüğümüzü konuşturmamız lazım bu maç. Lowry içeriye girdi ve bloğu yedi Kyle Lowry. Hızlı hücum şansı. Cunningham tabii ki de şut kullanmıyor. Yani çok ilginç bir karakter gerçekten. Benim üçlüğüm isabetli değil. Stewart'ta kalmadı rebound. Miami Heat hızlı çıktılar. Oladipo Olinik'ten müthiş bir savunma denemesi diyelim. Gerçek hayatta orta sahadan üçlük atıyor. Oyunda var ya hiçbir şut kullanmıyor Olinik. En azından burada güzel perdeyi yaptı ve ilk smaçla başlıyorum maça. Perdenin diğer tarafındaki, yani şu an karşımdaki kişi Ömer Faruk Yurtseven, benim de o. PJ Tucker sportmenlik dışı faul yaptı. Ömer'i benzetememişler oyunda. Hatta bayağı alakası yok desek yeridir. Güncellemelerle düzeltiliyor. Hatta Alperen'i düzelttiler diye hatırlıyorum ama umarım yakında Ömer Faruk Yurtseven'e de güncelleme gelir. NBA'deki Türk temsilcilerimizden bir tanesi, o da Miami Heat'te 77 numaralı formayı giyiyor. Bugün Lyles'a karşı mücadele ediyor karşımda. Lyles perdeyi koyamadı. Oladipo'dan çok iyi savunma geldi. Sırtım dönük oynuyorum. Mecburen ayak oyunlarıyla bir şeyler yapmak zorundayım da. Yani Oladipo'da maşallah
Prime Jimmy Butler gibi savunuyor abi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim yani? İkinci yarının başında 5 sayı, 1 rebound, 1 asist, 2 blokla oynuyorum. Belli ki benim deli gibi oynamadığım her maçı biz kaybetmek zorundayız abi. O yüzden benim biraz daha karar veren tarafta olmam lazım. Çok iyi pas Stewart. Bu çocuğu takaslamayı düşünmüyorum ya. Çocuk diyorum Stewart, hani yanlış anlama hocam ama gerçekten Jeremy Grant'ten sonra en sevdiğim uzun takımdaki. Diallo'yu da göndereceğim ilerleyen zamanlarda. Çok güzel takaslar olacak. Bam Adebayo, faul var mı? Bir dakika, buna bir dakika. Nerede faul yaptı burada Stewart? Sevdiğim için söylemiyorum. Bakalım. Bam Adebayo geriye çekiliyor. Nerede abi faul? Lan adam dokunmamış bile. Bunu hemen challenge'layalım. Hakemler bir incelesin bu durumu, çünkü faul olduğunu düşünmüyorum ben. Molamızı aldılar ve iki atış kullanacaklar. Abi gerçekten bir Türkiye ya. Yorumlara yazsanıza, nerede faul vardı abi orada? Bam Adebayo beni savunuyor. Stewart'ı Kyle Lowry savunuyor ve sırtı dönük oynamayı tercih etmiyor. Acı çekiyorum bunları izlerken. Benim Bam Adebayo'nun üzerine gitmem mi doğru karar? Hocam, Casey hocam. 9. sayım. Bir anlık geride kaldım. Lowry atışında isabet yok. Diallo aldı rebound'ı. Hızlı şu şans. Of! Of! Neler kaçıyor lan bu yıl? Kaçıncı smaç oldu bu Ja Morant'lik yaptığım? Lowry... Abi bu yıl var ya kaçan sıma ya, bir de Allah aşkına yediğiniz sayıya bak. Bam Adebayo perdeden çıkıp şut atıyor Olenik. Kendinize gelin ya. Vallahi var ya, yemin ederim bu yıl kaçan smaçlardan film çıkar film. Lowry, ona sırtım dönük oynamaya çalışıyorum ama o da inanılmaz savundu da. İyi ki daha yapılayım ona göre. 59-57. Bu maç genel olarak ikili oyunları çok iyi savunduk. Lowry bir top kaybı daha geldi Kyle Lowry'den. Benim de maçtaki ilk top çalmam bu. Omuz omuza geldik. Cunningham tekrar geri gördü beni ve bomboş üçlüğünde isabet var. İkinci yarıda kendime geldim. Baksanıza 16 sayının 11'i bu çeyrekte. Artık resmi olarak NBA'de clutch moments olarak kabul edilen dakikalardayız. 78-79. Son 5 dakikanın içerisindeyiz Detroit'in sahasında, kendi evimizde Stewart. Çok garip bir 5'te sahadayız var ya. Stewart alley-oop'u da görmedi. Olenik. Ya bu adam ne yapıyor abi? Neydi oğlum bu? Allah'ım bir de sayı yedik yani. En son NBA 2K17'de gördüm böyle bir şutu. O da Orange Juice'deki adamdandı yani. İnanamıyorum. Olenik bunu da atmadı. Atma abi. Tamam, ben onu da ben yaparım. İsabetli mi? Değil. Stewart öyle. Lan Stewart. Vallahi bu çocuk istiyor be. Olenik. Olenik diyorum. Stewart perdeye taktı ve smacı bastı. Olenik git. Anma beni. Beni andı az önce. Git. 81-80 öndeyiz hadi abi. Cunningham artık yarı sahayı da geçmiyor topu bana veriyorken. Direkt verip köşesine gidip oturuyor abi. İkili oyun. Stewart alley-oop'u tuttu ve smacı bastı Stewart. Yeni bir Julius Randle hikayesi yazılıyor gibi. Kyle Lowry. Ola geldi Miami'den. Oladipo. Yani abi yani. PJ Tucker da Blake Griffin gibi oynamasın abi lütfen yani. Tamam Olenik kötü de. Bu da olmasın gözünüzü seveyim. Olenik içeride. Allah, sinirlerim bozuldu. Gülmeme engel olamıyorum. Sakat ya gerçekten. İlginç bir oyuncu oyunda. Faul. Ben yaptım faulü. Ben nasıl faul yapabilirim hoca? Allah'ım yarabbim. Güldüm diye mi? Tim Duncan döneminde güldü diye teknik faul yiyordu. Ondan mı yedik? Ne oldu? Bakalım. Ben burada faul yapıyorum öyle mi? Ben. Artık sazı elimize almanın vakti geldi Stewart. İçeriye girdi ama neyse ki sayıyı bulduk bir şekilde. Orada Bam Adebayo bana gelseydi daha önceden çok daha kötü sonuçlanabilirdi bu pozisyon. 22 sayının 18'i boyalı alandan. Hatta 22 sayının 18'i sanırım ikinci yarıda geldi benden. Oladipo.
Karşısında Cunningham var. İkili oyun oynadılar. Victor Oladipo içeriye girdi. Yok öyle bir sayı ama rebound onda kaldı. Kyle Lowry isabet yok. Stewart aldı reboundu. Cunningham gel abi aman. Son 40 saniye. Bir sayı gerideyiz. Miami Heat'e karşı Stewart içeride direkt smacı bastı. Stewart! Helal olsun lan sana. Tosunum demek istemiyorum. Daha Randall kadar değilsin ama minik bir tosunluk var sende de. Son 30 saniye Victor Oladipo. İçeriye girdi Victor Oladipo. Eski günlerine selam gönderdi Oladipo ve son hücumlardan bir tanesi büyük ihtimalle bizim son hücumumuz olacak bu. Maç saatiyle hücum süresi arasında 4 saniyelik bir fark var. Kyle Lowry arkamdan kaldı. Basket faul hocam. Of! Of! Moladan sonra Miami Heat hücumu olacak. 24 sayı, 2 rebound, 5 asist ama son sayı. O sayıyla maç kazanırsak çok iyi olacak bizim için. Oladipo süreyi eritiyor. Kyle Lowry perdeden çıkmaya çalışıyor ama yanındayım. Ensesindeyim Lowry'nin. 3, 2, 1. Oladipo kaçırdı ve kazanıyoruz. Posterle kazandık maçı. Oladipo iyi ki kaçırdı bu şutu. I hear a lot of guys talk about how much of a grind the NBA season can be. Ooh, definitely. I mean, we hear a lot about load management and resting players' bodies, but I imagine it's a mental strain spending that much time on the road as well. Oh, it can be, yeah. So then how do you keep yourself sane on the road? I mean, this probably ain't the most exciting answer, but I do a lot of online shopping, bro. When I'm sitting in my hotel room, there's nothing that gets me more excited than thinking about something new that's going to be waiting for me when I get to the crib. Either that or I spend hours going down rabbit holes of different clothes and designers, looks that just blow me away. Hey look, just the other day I was talking to this guy, Carlos Carrillo, and he's one of the most exciting streetwear designers out there. Like I could spend hours clicking through his social media feed just drooling, bro. Nice win tonight. Nah, thank you. Thank you. How did you guys adjust to pull this one out? Look, Candace, this league is all about matchups. You know, every time they switch, they're creating an opportunity for us to exploit, and we feel like we can't be shut down by nobody. Are you guys targeting specific players on defense, or is it about the size mismatches? Honestly, either one. If they put someone on me that's too small or too slow, I'm gonna take them inside. If they jump out on me, I know a big is gonna have the advantage, but there are also a couple guys out there who like playing that Matador defense, and we try to go after them too. That looks like it worked out tonight. Good job. Thank you. What up, MP? Good, bro? No. I don't know why I thought I could handle all this by myself, man. Like, look, I made some bad investments, MP. Wait. What are you talking about? I messed up. I'm cleaned out, bro. And not just my money, our money. Like, all of it. Wait. What happened? Ricky, what happened, bro? I'm sorry. I'm just messing with you, dog. Like, everything's fine. We just short a little bit of cash flow to get the fashion line up and running. Stop doing stuff like that, bro. It's fine. Now my bad news is really good news. Look, we have all our money, okay? We just need a little more. No, that's not cool. You got to stop doing that, bro. All right, I'm sorry. I did put you on a little bit of an emotional roller coaster. Yeah, you think so? Okay, my bad. Dang. Hey, look, what? What we doing, man? Well, I'm actually glad you asked because I got a few options we can look at. Look. I'm gonna send you this list and you can figure out the best way to tackle this, all right? All right, bet. You gotta admit, you are a little relieved though. Ricky, you do something like that again, bro, you gonna be homeless. Okay. Keep playing with me. You need time to process, that's fair. I'm gonna send the list. Thank you so much for meeting with me, Miss Charlton. I really appreciate it. It's my pleasure, MP. Although I must warn you, I don't have much time. Yeah, let's cut straight to it. You've seen our financials. I don't think if they weren't solid, you would be meeting with me right now, right? Perhaps I'm just trying to get your autograph. But a woman of your status, I think you got better use of your time. Fair point. So what other information do you need from me? You're right about your financials. I'm impressed with what you and Mr. Bennett have put together. I didn't expect that level of business acumen from an athlete. No offense. Hey, look, none taken. Honestly, it's my boy, Ricky. He's very capable with numbers.
Although, I can only get so much information from a spreadsheet. Yeah. You see, I'm not only mixing my money with yours, I'm also mixing my reputation. I need to know that that wouldn't be a mistake. Yeah, I hear that and I respect that. Mm. But I can assure to you, you can trust me. I suppose the only thing left is to put pen to paper. Hey, thank you. Thank you so much, Ellen. You won't regret it. Yo, what up, MP? Oh, I'm glad you're here. What's up? I just got word from the designers. They're all done. Now comes the hard part. Yeah, deciding who to choose. Exactly. I mean, now, they're all very unique, so I can only imagine their designs will be too. Yeah, for sure. All right, but when you've got to think about more than just the designs you're looking at. You got to think about what vibe you want to attach to your name. I mean, this is going to be huge for your personal brand. You got to think about what design is going to capture the essence that you want to put out into the world. That's a lot to think about. Yeah. I mean, the good news is there's really no wrong answer. It's all about what you like. Let me know what you're feeling. It's all about what I like. Şimdi sıra tasarımcı seçmede. Üçüne de gideceğim. Önce Carlos'a geldim. Carlos, what you got for me, man? Nothing much. Just the design is gonna blow your mind. Check this out. Whoa. I know, right? Sometimes I wish there was someone else because that way I could be inspired by me. My dude, everything in here is fresh, it's unique. Now that you've seen the ideas, what do you say we sign some paperwork and establish the legal provisions to move forward with our partnership? Yani epic buruh moment. Ben bir başkalarına bir bakayım da bakalım. You know, Carlos, I'm gonna have to think about this a little bit before I put my name on that dotted line, man. Oh, of course. Take your time, my guy. I don't want you to feel uncomfortable with this decision. Yeah. Not too uncomfortable anyway. Not yet. All depends. I'm gonna head out. Oh, yeah. All right. Sasha, I'm so excited to see what you got for me. Enjoy. Wow. Nice to know you have good taste. Just wow. Okay, are you going to be oohing and aahing for long? I can get some other work done until you're no longer overcome by the brilliance in front of you. No, look, I'm good. I'm just impressed. Well, what did you expect? I'm changing an entire fashion genre, not designing sweat socks. Definitely elevating the game. Great. Then let's sign some papers so I can get back to work. Abi bu kadın ne kadar iyi yaparsa yapsın bununla imzalamayacağım. Yani bir de Anladım Sasha'cığım. Başarılar diliyorum. Bay bay abi. Sasha, I need to talk things over with my business partner just to figure out exactly what direction we want to go in. For a man with good taste, you are certainly struggling to appreciate greatness. Bir de Apollo kaldı geriye. Paolo, man, I'm so excited to see what you got for me. You're gonna love it. That's it. Unless you hate it. No, you like it. Please like it. This is amazing, man. Yo! Are you serious? Absolutely, man. This is everything we're talking about. Oh, you appreciate me. Hey, keep it cool, Apollo. It's only a matter of time. Wow. The neighborhood boys, They're gonna lose their minds when they see that I'm working with you. You know, why don't we sign some paperwork so I can post a pic online so I can start reading those comments, you know? Okay. We always believed in you, Apollo. Hashtag so proud. Abi ben modacı değilim de yani hakikaten... ne diyeyim ki Apollo? Hatta şöyle yapalım, buna karar siz verin. Değerli izleyenler. Hello man, I'm not quite ready to be posing for celebratory posts yet, but just give me some time to look this over and I'll let you know. I understand. I mean, you're tearing out my heart, shredding it with your teeth, spitting it out and stomping on it, but you know, you do you. Karar tamamen sizde arkadaşlar. Yorumlarda en çok hangi tasarımcının ismi beğeni alırsa nedeniyle birlikte onu seçeceğim. %100 siz karar veriyorsunuz var ya, o yüzden devam etmiyorum bu bölüme. Sizin kararınızı bekliyorum. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Yani yazın artık hangi tasarımcı, tamamen sizdeyim.